Taiwan Excellence sunar. Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Bu videomuzda sizlerle beraber Adata'nın XPG serisi DDR4 2400 MHz 2x4 GB RAM kitini inceliyoruz. İncelemeye başlamadan önce XPG'ye değinmek gerek. XPG kimdir, nedir? XPG'yi Adat'ın oyunculara odaklanan alt markası olarak yorumlayabiliriz. Şu an için özellikle SSD ve RAM tarafında faaliyet gösteriyor. Elimizdeki RAM kiti de kutusunda etiketinde yazmasa da XPG Z1 adlı bir kit. 3 yıl garantili. Belli şartlar dahilinde de ömür boyu garantili. Z1 serisi kırmızı ve sarı renk seçeneğine sahip. Modülleri ortasına doğru yükselen alüminyum plakalar soğutuyor. Kenarlardan ortaya doğru uzanan hafif piramit formunda. Köpek balığı yüzgecini andıran ızgaralardan köşelere geçince parlak desenleri görüyoruz. Siyah PCB'li RAM'in genel tasarımını daha dişli bir hale getirmiş. Ortalarında adeta XPG logolu etiketler var. Işığına göre deseni görülebiliyor. XPG Z1 RAM kiti özellikle kırmızı tema oluşturulacaksa eğer görünüm itibarıyla başarılı bir seçenek. Abisi diyebileceğimiz LED aydınlatmalı XPG Dazzle kadar değil belki ama agresif tasarımı tematik kasa severlerin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Boyu itibarıyla kısa profilli mi, uzun profilli mi ne desem bilemedim doğrusu. En kısa olduğu yerden 3.2, en uzun olduğu yerden 4.4 santim boyunda ama ve lakin formu itibarıyla bazı kasalarda yaşanan remin radyatör fanlarıyla çatışması sorununun önüne geçilmiş. Duruma ve kuruluma göre mesele değişir tabi. Bilinçli bir kararın sonucu mu bilmiyorum ama sıfrem yüzünden kasanın üstündeki soğutucuyu ön paneli alma zahmetinden kurtarabiliyor. Isı dağıtımı için gerekli yüzey alanı da ortada toplanmış oluyor. Şimdi soğutucunun ardındaki detaylara inelim. Soğutma tarafında ADATA'nın termal iletim teknolojisinden bahsedilmiş. Teknoloji demek ne kadar doğru emin değilim. Ama aslında ısı üreten tüm birimlerin termal pedlerle soğutucu plakaya temas etmesini baz alıyor. En nihayetinde kendi hızında veya hız aşırtılmış olsun serin çalışıyorlar. Siyah PCB'si 10 katmanlı bir PCB. Devre kartının yapısında 2 ons bakır kullanılarak sinyal transferi güçlendirilmiş. Elimizdeki kit 2x4 GB DDR4 2400 MHz hızında 1.2 volt çalışma gerilimine sahip belleklerin zamanlamaları ise 16 16 16 39 şeklinde. 8, 16 ve 32 GB şeklinde çift ve 4 kanal 3333 MHz'e kadar kitlerin olduğunu da ekleyelim. Şunu söylemek gerek belli kızı oyun performansını direkt etkileyen bir faktör değil en iyi senaryodaki etkisi 1-2 kare saniyeyi geçmez bile ancak üretkenlik yazılımları kullanıyor. Ham işlem gücüne ihtiyaç duyduğunuz spesifik iş yükleriniz varsa eğer işte bu tarafta daha fazla hızdan faydalanabilirsiniz. Önce okuma ve yazma hızlarıyla başlayalım. Aydın'ın bellek okuma testinde 31.900 MB bölü saniye, yazma testinde 32.812 MB bölü saniye şeklinde skorlar aldı. Bellek kopyalamada 28.790 MB bölü saniye bellek gecikme süresi ise 59.8 nanosaniye şeklinde oldu. Üretkenlik yazılımlarının iş yüklerini uygulayan Real 5 testinde resim düzenlemede 184.428, kodlamada 165.250, çoklu işlem testinde 158.923 şeklinde oldu. Genel sistem skoru da 127.886. VRAR hız testinde 9780 kilobayt bölü saniye şeklinde skor alan işlemci ve RAM ikilisi Cinebench testinde 910 puan aldı. Şimdi hız aşırtma vakti. XMP 2.0 destekli bellekler özetle hayli başarılılar. 2400 MHz seviyesinde CL15 bellekler var diyeceksiniz belki ama hız aşırtma performansı bu açığı kapatıyor. 16, 16, 16, 36 şeklindeki zamanlamayla bellek voltajını güvenli sınırı 1.4 volta çekerek tek seferde belli 3100 MHz'e kadar hız aşırtabildim. Yani 700 MHz, yüzdeyi vurursak eğer %25.4'lük bir hız aşırtmadan söz ediyoruz, gayet iyi bir değer. Ayda testlerine geri dönüp bellekleri yeniden hızlarıyla sınadığımda okuma hızı %23.9 artışla 40.585 MB bölü saniye, Yazma hızı ise %25.4 artışla 42.370 MB bölü saniye şeklinde gelişim gösterdi. Bellek kopyalama %25.9 artışla 37.376 MB bölü saniye, bellek gecikme süresi ise %15.8 ile 51 nanosaniyeye geriledi. Real Bench bize aslında pratikte ne kadar kazanım sağladığımızı gösteriyor. Resim düzenlemede %1.3 artışla 186.852, kodlamada %3 artışla 170.401, çoklu işlemde %7.6 artışla 171.578 ve genel sistem skoru da %3.87 ile 132.444 puana yükseldi. Arada müthiş farklar yok belki ama tek hamlede kolay ve stabil bir kazanım sağlayabiliyorsunuz. Winrar testinde %12.5 ile 11.089 ki en büyük farklardan biri bu testte. Cinebench testinde ise %1.2 artışla 921 oldu. Adata XPG serisi ve elimdeki kit açıkçası gayet hoşuma gitti. Agresif görünümü siyah kırmızı tematik kasalara yakışacak cinsten. Kenarlardan ortaya yükselen formu bilinçli bir kararın sonucu mu emin değilim. Ama sıvı soğutma radyatörü montajının kasanın üstüne yapıldığı durumlarda can kurtarıcı olabiliyor şahsen çok önemli bir detay. Soğutma plakalarının birbirinden biraz fazla ayrı olması dışında görünümü, tasarımı olsun, yüksek hız aşırtma performansı olsun beğenimi kazandı. Peki Adata'nın XPG'nin fiyat politikası ne? Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla XPG ürünlerde benzer hız ve kapasite için piyasanın bir tık altında bir fiyat politikası izleniyor. Tüm artıları üstüne fiyat avantajı da eklenince rekabet gücü yüksek, gayet iyi bir seçenek halinde geliyor Adata XPG serisi RAM'ler. Böylelikle Adata'nın XPG serisi RAM kitini incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Taiwan Excellence sundu.